Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Tabii ki değilsiniz. Piyasalar yerle bir oldu bugün. Normalde bugün video çekmeyi düşünmüyordum. Şimdi fark etmişsinizdir, bir arkadaşlarımın, çok yakın arkadaşlarımın ofisindeyim. Bizim arkadaşlar Servislet diye bir girişim yapıyorlar. Ve hani bugüne kadar zaten bir sürü başarıları oldu. Michelin'le ortak oldular. Bunun gibi bir şey işte servis ve işte lastik şeyinde, sektöründe ilginç ilginç işler yapıyorlardı. Bu hafta şeyi açıkladılar. Yeni yatırım roundlarını. 12 milyon dolar yatırım aldılar. Şirketin değeri ilk senesinde 100 milyon dolara dayandı. Onu kutlamak için buradaydık. Ama hani çok görüyorum Twitter'da, Telegram gruplarında falan herkes keyifsiz. Ya ne olacak piyasalar? Ayı piyasası mı geldi? Düşecek mi, edecek mi? O yüzden bir size görüneyim dedim. Kanalın geleneği olan işte battık mı videosunu bir tane daha çekeyim dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz, gördünüz zaten piyasaları. Gece Bitcoin bir anda 15 bin dolar düştü. 41 binlere kadar mum attık. Ondan sonra da hızlı bir şekilde toparladı oradan. Şimdi tabii 54 bin, 57 bin dolarların aşağısındayız. 47 bin küsürlerdeydi fiyat ben bu videoyu çekerken. Tabii altcoinlerde Bitcoin bu kadar sert düşünce yerle bir oldu. Yani en %20 ortalama, hatta %15 küsür genel ortalamada düşüş var. Tabii millet de ne yapacağız, bitti mi, para satalım mı, çıkalım mı falan filan, klasik muhabbetler. Düşüş neden oldu? Önce bir ondan bahsedelim isterseniz. Amerika'da cuma günü piyasa kapanışına yakın şey işte saatlerde işsizlik verileri, istihdam verileri kötü geldi. Orada işte beklediklerinden daha yavaş toparlamaya başlamış işte işsizlik. Onu da omikron varyantına bağlıyorlar. O işte Amerikan ekonomisinin zayıflık göstergesi olarak yorumlandığında piyasada olumsuz bir etki yaptı. Bir de üstüne işte Çin'den klasik, yine Evergrande devletten destek istemiş, devlet vermemiş falan. Ama tabii bunlar piyasalar, batı piyasaları kapandıktan sonra gelen haberler olduğu için acısını kriptodan çıkardılar. Peki korkacak bir şey var mı? Arkadaşlar korkacak hiçbir şey yok. Bugünkü düşüş her ne kadar beklediğimizden sert olsa da ben mesela hiçbir satış yapmadım. Pozisyonlarımın hepsi açık. Ondan sonra yıl sonu için biliyorsunuz kanalda bir sürü coin konuşuyoruz. Bitcoin için hedefler veriyoruz. Bunlarda ne düşünüyorsam aynı şekilde düşünmeye devam ediyorum. Böyle anlık işte longları avlamaları, ne bileyim işte piyasayı böyle dibe vurdurmaları falan hiç sizi korkutmasın. Yani günlük fiyat hareketlerinde düşecek niye tahmin etmedim falan gibi salak muhabbetlere de girmeyin. Çünkü beni biliyorsunuz artık, kanalı ilk açtığım senelerdeki gibi trade yapmıyorum. Ben artık yatırım yapıyorum. Trade işini uzmanlarına bıraktım. Bizim trade gruplarından onların fikirlerini, grafik yorumlarını okuyabilirsiniz. Ben boğanın bittiğini düşünmüyorum. Neden bitmediğini de zaten daha önceki videolarımda uzun uzun anlattım. İzlemediyseniz onları tekrar izlemenizi rica ediyorum. Bakın hatta bu ofiste de çok güzel bir boğa heykeli var. Hepimiz aynı kafadayız bu işlere kafa yoran insanlar olarak. O yüzden sizin de içiniz rahat olsun diyerek böyle bir şeyinizi, gazınızı alayım, içinize su serpeyim. Tabii şimdi full altcoin takılanlarınız varsa onların tekrar alım seviyelerine gelmesi biraz vakit alacaktır. Ama kenarda köşede hala bir miktar nakitiniz varsa bunlar hep alım fırsatı. Bakın işte El Salvador'un başkanı Nayib Bukele yine gitti bir 150 bitcoin hazineye ekledi. Hatta 48 bin küsür dolarlardan ekledi, daha da düşürebilecekken ortalamayı. Adam orayı bile iyi seviye gördü. Kurumsal yatırımcılar çıkmıyor. Büyük yatırımlara devam ediliyor. Yani böyle bir ortamda, bir de bütün dünyada enflasyon varken, pandemi bitmemişken bizim piyasada çakılmaz. O yüzden içiniz rahat olsun diyeyim. Son olarak bugünkü videonun sponsorundan da hızlıca bahsedeyim. Bu sefer videonun başında değil sonunda bahsediyorum, gıcık kapmayın bana diye. Crypto Prophecies diye bir proje arkadaşlar. Tam da aslında konunun üstüne denk geldiler. Bunlar bir blockchain tabanlı kripto para fiyat tahmin şeyi, oyunu çıkarmışlar. Karşılıklı oynuyorsunuz, arkadaşınızla giriyorsunuz. Diyorsunuz mesela işte şu fiyat yükselecek mi, düşecek mi, beraber ortaya bir bahis koyup blok zincir üzerinde iddialaşıyorsunuz. Kim kazanırsa ortadaki parayı o alıyor. Böyle eğlenceli bir konsept. O da yani ilginizi çekerse, böyle piyasanın günlük yönünü tahmin etmekle vakit geçirmek isterseniz onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Pazartesi kaldığımız yerden devam ederiz. Hadi görüşmek üzere.